Maçtan sonra da olaylar oldu. Yani çok onları uzatmanın da bir anlamı yok bence. Güzel bir maç oldu bizim için. İyi bir futbol oynadık. Galibiyete çok yakındık. Sonrasında gelişen kötü olaylardan sonra bir puan alabildik. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Buna iyi hazırlanıp oradaki kötü durumu kendimize avantajlı bir şekilde geri çevirmemiz gerekiyor. Ya hepimiz hazırız. Oynayan oynamayan yani ben ya da bir başkası olur oynar. O çok fark etmiyor artık takım için. Şu an herkesin bir takımı ileri götürme mücadelesi var. Dediğim gibi şans bana gelirse ya da bir başkasına gelirse herkes elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Doğru, orası öyle. Bu futbolun güzellikleri bunda var zaten. Yani bir şampiyonluğun bir Bursa var. Trabzon var. Neden biz olmayalım, Sivas olmasın ya da bir başka Anadolu kulübü. Herkes gerçekten futbolunu değiştirdi. Yani futbol gelişiyor. Anadolu takımları için de böyle. Yani biz, Sivas, yani içeride hele Anadolu takımları çok iyi futbol sergiliyor. Yani içeri kim gelirse gelsin, büyük takım, küçük takım fark etmiyor bizim için. İlk üçte Anadolu kulüplerinin olması ya da ilk beşte, ilk sekizde bu yani bizim için, ben kendi Malatya Spor için konuşayım. Yani biz alabildiğimiz kadar puan alıp yüksekte kalmayı istiyoruz. Lig sonunda bir olur, iki olur, üç olur, yani bunu göreceğiz hepimiz. Ya güzel bir maç olacak. Onlar da açık futbol oynuyor. Onların da galibiyet ihtiyacı var. Bizim de puan alma ihtiyacımız var ve hedeflerimiz var. Bundan dolayı çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Ya öncelikle çok sezona çok iyi bir hazırlık dönemi ile başladık. Nitekim Avrupa Kupası maçları, tabii onun için erken de başladık biraz. Yavaş yavaş da sistem oturuyor. Birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz yine gelen arkadaşlarla. Nitekim de sonuç zaten ortada. Tabii ki bir hedef koymak yanlış olur. Çünkü hedef koyduğunuz zaman baskı oluşur. Biz her maçı tek tek alıyoruz. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Bol gol atan bir takımımız var. Bu da çok önemli. Onun için hedef koymadık ama tabii ki yüksekte de tutarız hedeflerimizi bir yerde. Ama nereye kadar gideceğiz onu göreceğiz. Tabii ki öncelikle Göztepe deplasmanı çok zor bir deplasman. Orada oynamak zor ama biz son iki senemizde çok iyi sonuçlar elde ettik. Hoca değişikliği tabii ki onlar için önemli çünkü takım bir reaksiyon gösterecektir. Ama biz gene de gidip oradan en iyi yaptığımız şeyi futbol oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz.